bizim uzay gemimiz. Güneş etrafında bir yıl sürecek yörünge yolculuğuna hoş geldiniz. Bay'la birlikte büyük gezegen turu. Şu anda gerçek bir yolculuk yapıyoruz. Yılın ilk gününden itibaren tam 350 kilometrelik yol kat ettik. Şu anda buradayız. 23 Eylül tarihli sonbahar ekinoksuna yaklaşıyoruz. 1997 yılı sonbaharında geceliğin gökyüzünde tamamen sıra dışı bir durum gözlendi. Ay ve tüm gezegenler bir aradaydı. Ay önce Venüs ve Mars'ın, ertesi gün Mars'ı geçip bir gün sonra Plüton'un altında görüldü. Plüton, Güneş sisteminin en küçük ve en eksantrik gezegenidir. Ay'dan daha küçüktür. Plüton'un Charon adında küçük bir uydusu vardır. Ancak Plüton'da küçük bir gezegen olduğu için uydusuyla birlikte ikili bir uydu gibi görünmektedirler. Plüton'un kendisi de eskiden Neptün'ün bir uydusuydu. Ancak çok eksantrik bir yörünge izlediğinden zamanla dışa doğru hareket etmiş ve gezegen çevresinden koparak kendine bir yörünge bulup gezegen konumunu almıştır. Yani ayken gezegen olmuştur. Ama bu gezegen bir asteroid de olabilir. Zamanla Neptün çevresinden kopup Güneş'in çekimine kapılıp aynı eksantrik hareketlerle dönmeye başlamış da olabilir. Zira Plüton'un yörüngesi çok eksantriktir. Ay bütün gezegenlerin üzerinde görünürken Plüton'un altında görülür. Bunun nedeni Plüton'un yörüngesinin fazla elips olmasındandır. Plüton'un yörüngesi çok eksantriktir. Öyle ki bir noktada Neptün yörüngesiyle çakışır. Kim bilir bir gün bu iki gezegen bu noktada çarpışabilir. Neptün büyük bir gezegendir. Dünyadan çok daha büyük. Neptün'le Plüton'un çarpışma olasılığı çok zayıf. Zira Neptün her zaman Plüton'dan önde gider. Oysa Plüton daha hızlıdır. Söz konusu olabilecek tek risk, Plüton'un bir gün kendi yörüngesinden kurtulup bilinmeyen başka bir yörüngeye kayması olasılığıdır. Ay, Plüton'dan sonra Neptün'e doğru kayar. Neptün, Dünya'dan 4 kat büyüktür ve 2 uydusu vardır. Triton ve Nereid. Bu 2 uydu fazlasıyla elips bir yörünge üzerinde dönerler. Bunlar, Güneş sisteminin en garip uydularıdır. Triton sürekli olarak Neptün'e yakın döner. Ve bir gün Neptün'e çok yaklaşacak ve parçalanacak. Ardından gezegen üzerinde bir çukur açılacak ve ortaya çıkan toz ve gaz çevredeki halkalara eklenecek. Ama artık eskilerin korktuğu gibi gökyüzü kafesinin nelere gebe olacağını bilmemekten çok uzaktayız. Ardından Ay, aynı uzantıda bulunan Uranüs'e ilerler. Uranüs, Güneş'e bizden 20 kat daha uzaktadır. Bu uzaklıktaki bir gezegen, çok uzaktan bir yıldız gibi görünür. ...18. yüzyılda hazırlanan uzay haritalarında bu gezegen, Boğa takım yıldızının bir üyesi olarak biliniyordu. 1781 yılında amatör bir gökbilimci olan William Herschel, ikizler takım yıldızını incelerken normalde burada olması gerekmeyen bir gök cismi keşfeder. Daha sonra bu cismin Boğa takım yıldızına doğru kaydığını görür. Bu küçük cisim bir gezegen olmalıydı. Böylece Herschel Uranüs'ü keşfetmiş oldu. Cette petite étoile était en fait une planète. Herschel a découvert Uranus.
İnsanlar uzun yıllar Uranüs'ün Güneş sistemindeki en son gezegen olduğunu düşündüler. Uranüs çok geniş bir yörüngeye sahipti ve bu yörüngede tamamen yatık olarak yuvarlanıyordu. Tıpkı bir balon gibi. Uranüs, Güneş çevresine 84 yılda döner. Buna göre 42 yıl gece, 42 yılda gündüz sürer. Buna göre mevsimlerde 42'şer yıl sürer. Oldukça uzun değil mi? Uranüs ışık üretmez. O bir gezegendir. O sadece Güneş'ten aldığı ışığı yansıtır. Uranüs'ten bakıldığında Güneş 20 kat daha parlaktır. Peki Uranüs'ten Dünya nasıl görünüyor? Hayır, hiç görünmüyor. Güneş'e çok yakın olduğu için Güneş'in parlaklığında kayboluyor. Ay her gece daha büyük bir aydınlık olarak görülür. Bir gece yarımayken diğer bir gece dolunay konumundadır. Ay dolunay konumundayken çok parlaktır ve çevresinde hiçbir yıldız görülmez. Bir tanesi hariç. En büyük gezegen Jüpiter. Bu olay Ay'ın Jüpiter'le aynı hizaya gelmesiyle meydana gelir. Ay kendi yörüngesinde dönerken sürekli olarak Dünya'nın gölgesinden geçer. Yılda 6 kez bu gölgeden geçen Ay ilk 5'inde hiç tutulmaz. Ama 6. geçişinde Dünya'nın gölgesi tüm yüzeyini kaplar ve tam bir Ay tutulması meydana gelir. Bu olayı bir sonraki bölümde izleyeceksiniz. Ay tutulması ekinoks noktası. Kısa bir süre sonra dünyamız ekinoksa, yani sonbahar başlangıç noktasına ulaşacak. Bugün normalde ekinoks durağına önceden gelmiş olmamız gerekiyordu. Bu nedenle dünya biraz geç kaldı. Sarı renkli yörünge sonbahar, yeşil renkli yörünge kışın izlediği yörüngeyi göstermektedir. Kendi takviminizden bakarak sonbahar ekinoksuyla ilkbahar ekinoksu arasında kaç günün olduğunu hesaplayın. Tam 179 gün bulacaksınız. İlkbahar ekinoksundan sonbahar ekinoksuna kadar 180 gün var. Dünya geri kalan 5 günü fazladan yaz mevsimine kat etmektedir. Niçin? Çünkü dünya yörüngesi hafif elipstir. Elips uzantısında çok yavaş, dar elipste çok hızlı ilerler. Tıpkı ucunda taş bağlı bir ipin parmağı dolanması gibi. İp kısaldıkça hız artar. Temmuz ayında dünya güneşe çok uzaktadır ve hızı yavaşlar. Ocak ayında ise çok yakın olup hızı artar. Bu bir Kepler yasasıdır. 17. yüzyıldan bu yana dünyanın, ayın ve günlük kullandığımız takvimlerin zaman hesapları hıza bağlı olarak hesaplanmıştır. Güneş, Ay ve Dünya aynı hizaya geldiğinde Güneş'in ışınları Ay'a çarpar ve Ay yüzeyi Dünya'dan bakıldığında görülmez. Bunun adı Güneş tutulmasıdır. 2 hafta sonra Ay, Dünya çevresindeki yörüngesinin yarısını kat eder ve bu noktada tam Güneş'in karşısına yerleşir. Bu anda Ay'ın tüm yüzeyi Güneş ışığı alır. Bunun adı Dolunay'dır. Bazen Dünya'nın gölgesi Ay üzerine düşer. Güneş tutulmasından 2 hafta önce ya da sonra Ay Dolunay dönemindeyken Dünya'nın uzay boşluğuna yaydığı gölgenin içine girer. Bu durumda Ay'ın tamamı gölgeyle kaplanır. Bunun adı Ay tutulmasıdır.
Ancak bu gölge biraz renklidir. Çünkü güneşten dünyaya yansıyan ışıklar dünya gölgesine çarparak boşluğa yansır. Arka boşluğu kırılarak ve emilerek yansıyan ışınlar kızılımsı bir renge bürünür. Bu nedenle ay tutulmasının rengi tıpkı güneş batarken oluşan kızıl rengi andırır. Bazen güneş doğar doğmaz çok önceden tutulduğunu ve tıpkı gün batımı rengini aldığını görürüz. Peki neden gece dolunay sırasında bir tutulma yaşanıyor? Ay dünya çevresindeki turunu 4 haftada tamamlar. Bu sırada sürekli güneş tarafından aydınlatılır. Dünyanın gölgesi olduğunu bir an unutan ay, güneş tarafından hala aydınlatıldığı halde dünyanın gölgesinden geçer. İşte bu sırada gece olmasına karşın güneşten ışık alan dolunayın gölgeye girmesiyle birlikte kızıl renkli bir tutulma yaşandığına tanık oluruz. Güneş dünyadan çok daha büyüktür. Bu nedenle dünya kendisinden büyük, ince, yoğun olmayan bir gölgeye sahip olur. Ay önce yoğun olmayan gölgeye girer. Yaklaşık bir 3 saat sonra da asıl yoğun gölgeye girer. Ardından yeniden düşük yoğunluklu gölgeye girer ve birkaç saat sonra gösteri sona erer. Ay dünya çevresini tamamlamadan bir hafta önce Satürn'le aynı hizaya gelir. Aynı hizaya gelmeden kısa bir süre önce ay Satürn'ün 4 parmak sağındadır. İki cisim gece boyunca batıya doğru birlikte hareket ederler ve bu hareket sırasında Satürn'ün Ay'a yaklaştığı görülür. Ertesi gün şafakta Ay'ın Satürn'den 2 parmak uzakta olduğu görülür. 2 parmaklık bu mesafe Ay'ın kendi yörüngesinde gece boyunca kat ettiği mesafeye eşittir. Yani 30 bin kilometre. Bu mesafeyi 2 parmağınızla görebilirsiniz. Ay dünya çevresine dönerken dünyada kendi yörüngesine dönmeye devam eder. Dünyayı yakalamaya çalışan ay sürekli olarak geniş bir açıda ve hızla dönmek zorundadır. Ayın çekim gücü okyanus sularını kabartır. Ay ve güneş aynı hizaya gelirse bu çekimin gücü artar ve kabarma çok daha güçlü olur. Peki neden ekinoks bölgelerinde yaşanan kabarma diğerlerinden daha güçlüdür? Dünyanın sahip olduğu merkez kaç kuvveti denizleri sürekli olarak dışa iter. Yazları eğik olan eksen merkez kaç kuvvetini ekvatorda topladığı için üst kısımlar daha çok çekim alanına girer. Kışınsa ekvator noktası daha kuzeye kaydığı için kabarma yine aynı istikamette gerçekleşmez. Buna karşılık ekinoks zamanında yani ilkbahar ve sonbaharda güneş ekvatora dik olarak durur. Böylece ekvator bölgesindeki merkez kaç kuvvetine güneşin çekim gücü de eklendiğinde çok daha büyük bir kabarma yaşanır. Ekinoks'ta yaşanan kabarmaların diğerlerinden neden daha güçlü olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Sonbahar ve yılın sonu. Sonbahar ekinoksu ve büyük gelgit. Şu anda bu noktadayız. Sonbahar ekinoksunu geçtik. Artık sonbaharın başındayız. Dünya sonbahar ekinoksuna 23 Eylül'de sabah saat 2'de geçti. Dünyamız güneş çevresinde tam 365 gün değil de 365 gün 6 saatte girdiği için bir yıl sonra aynı noktaya 6 saatlik bir gecikmeyle ulaşacak. Yani sabah saat 8'de.
Yani sonbahar 23 Eylül saat 8'de başlayacak. Üçüncü yıl yeniden 6 saat gecikecek, yani saat 14'te. Ama her zaman 23 Eylül'de. Dördüncü yılda 6 saat gecikecek. Ama bu hangi güne denk gelecek dersiniz? Dördüncü yılın sonunda Şubat ayına bir gün eklenecek ve Şubat 29 gün olacak. Böylece takvim bir gün uzayacak. Böylece sonbahar 23 Eylül'de değil, 22 Eylül'de başlayacak. Çünkü dünya sonbahar noktasına 23 Eylül'de değil, 22 Eylül'de varmış olacak. Dünyamız her 4 yılda bir, sonbahar ekinoksuna bir gün önce varır. Takvim, uzay yolculuğumuz boyunca bizim zamanı ölçmemizi sağlayan bir sistemdir. Dünyamızın döndüğünü mevsimler sayesinde de anlayabiliriz. Dünya döndükçe sırayla mevsimler oluşur. Sonbahar, kış, ilkbahar, yaz ve yeniden sonbahar. Bunun nedeni dünyanın kendi eksenine eğik olmasıdır. Güneş ışınları şu anda güney yarımküreye dik düşüyor. Buralarda mevsim yaz. Kuzeyde ise güneş ışınları eğik düştüğü için kıştır. Daha sonra dünya ilerlemeye devam eder ve bu kez dik ışınlar kuzeye çıkarak ekvatora kadar ulaşır. Ardından tekrar kuzeye çıkar ve bu kez kuzey yarımküreye güneş ışınları dik düşer. Bu durumda kuzeyde yaz, güneyde de kış başlar. Derken tekrar güneye iner. Güneş öğleyin ekvatora dik durduğunda ekinoks başlamıştır. O gün dünyanın her yerinde gece ve gündüz süreleri eşittir. 12 saat gece, 12 saat gündüz. Bu durumda kuzey yarımkürede sonbahar, güney yarımkürede ise ilkbahar başlamıştır. Ekinoks dönemlerinde, yani güneşin ekvatorun tam karşısında olduğu anlarda, ekvatorda büyük bir gelgit yaşanır. Aslında bu gelgit tam ekvatorda değil, 45. paralel civarında meydana gelir. Bu okyanus kabarması neden bu denli güçlü oluyor dersiniz? Dünyamızın bizim fark etmediğimiz bir de merkez kaç kuvveti vardır. Yani dünya merkezinden kenarlara, özellikle ekvatora çok güçlü bir itme kuvveti uygulanır. Bu sayede dışa, yani boşluğa doğru itilen sular kabarır. Buna bir de güneşin çekim gücünü ekleyin, işte size dev bir kabarma. Kuzey kutbunda dünyamız o kadar yavaş döner ki, dünya ile aynı hızda yürüyebilirsiniz. Buralarda merkez kaç kuvveti sıfırdır. Bu nedenle hiç gelgit yaşanmaz. Dünya ekvatorla kuzey kutbu arasında bir noktada saatte sadece 1000 kilometre hızla döner. Ancak bu noktada, yani 45 derece paralel çevresinde, dünya içten dışa çok güçlü bir basınç uygular. Bu nedenle bu bölgelerde gelgit meydana gelir. Ayın çekim gücü dünyayı sürekli kendine çekmeye çalışır. Bu nedenle ayın tam karşısındaki okyanuslarda yüksek bir kabarma olur. Bu kabarmanın tam tersi yönde de aynı kabarma yaşanır. Ama her ikisinin yönü aya bakar. Dünyamız kendi çevresinde çok hızlı döndüğü için bu kabarma diğer yönlere de yayılır. Deniz kenarında dalgaların kabararak kıyıya doğru geldiğini sanırız. Ancak gelgit sırasında dalga değil, biz hareket ederiz. Yani biz kabarmaya yaklaşırız. Ayın çekim gücü suyu çekerek kabartır ve onun hareketini frenler. Su bu durumdan kurtulamaz. Oysa dünya dönmeye devam ettiği için
büyük bir gerilme yaşanır. Bu güç, dünyanın dönüş hızını yavaşlatır. Ama bu yavaşlama çok küçüktür. Yani 1000 yılda 1 saniyelik bir yavaşlamadır. Buna bağlı olarak dinozorlar bir günü 24 değil 22 saat olarak yaşadılar. Sonuç olarak büyük kabarmayı yaratan sadece yeni ay ve dolunaydır. Bu kabarmanın büyüklüğü dünyanın aya olan uzaklığına göre değişiyor. Ayın yörüngesi elipstir. Yani ay dünyaya bazı noktalarda yakın, bazı noktalarda uzaktır. ...21 Mart tarihinde yeni ay evresindeki ay dünyaya çok yakındır. Bu nedenle gelgit olur. Ancak bir gün sonra biraz uzaklaşır. Mayıs ayına geldiğimizde dolunay yeni aydan daha yakındır ve gelgit yaşanır. Ancak dikkat! Bu dönemde yeni ay ve dolunay dünyaya eşit uzaklıktadır. Ancak Temmuz ayında dolunay dünyaya çok daha yakındır. Bu durumda kabarma dolunaydan hemen önce meydana gelir. İlkbahara kadar dolunay dünyaya çok yakın durur. Bu nedenle büyük kabarma dolunay öncesi ve sonrası meydana gelir. Ancak bir sonraki ilkbaharda bu kez yeni ay gelgit yaratacak. Ay, dünya çevresinde yaklaşık 14 aylık bir elips üzerinde döner. Ancak biz bunun sadece 12 ayını bilebiliriz. Zira evrenin düzeni öylesine karmaşık ki her zaman gözden kaçan bir şeyler vardır. Hareket ve çekim. Dünya kış dönüm noktasına doğru ilerliyor. Oraya varmak için tam 11 haftamız var. Dünyamızı var eden şey nedir? Oluşumunda etkin olan şey neydi? Evrensel yer çekimi kanunları 17. yüzyılda Isaac Newton tarafından keşfedildi. Newton, başına düşen bir elmadan sonra kendine neden diye sorar ve bu sorudan hareketle yer çekimini keşfeder. Elma, yer çekimi sayesinde dalından kopup yere düşmüştü. Peki yukarıdaki ay neden dünyanın üzerine düşmüyor? Ya dünya neden güneşin içine düşmüyor? Çünkü dünyanın aynı zamanda bir de kendini dengede tutan karşıt çekim gücü var. Güneş sürekli olarak dünyayı kendine çekmeye çalışıyor. Ancak dünya iç gücü sayesinde bu çekim gücüne karşıt bir güç geliştiriyor ve dengede duruyor. Bu sayede sürekli olarak aynı yönde ilerliyor. Aynı şekilde ay kendi çekim gücü sayesinde dünyanın çekimine direniyor ve dengede duruyor. Dünyanın döndüğü yörünge aynı zamanda karşıt güç geliştirdiği noktayla aynı yöndedir. Güneş kendi gücü sayesinde kendi etrafında döner. Aynı şey ay ve dünya için de geçerlidir. Dünya ayı sürekli olarak kendine çekmeye çalışır. Ancak buna itme gücüyle karşılık veren ay, dünyanın tepesine düşmekten kurtulur. Venüs ve Mars, Güneş çevresinde dolaşan ve onun çekim gücü altında bulunan iki gezegendir. Venüs, Güneş'e bizden daha yakındır. Bu nedenle, Güneş'e karşı kullandığı merkez kaç kuvveti çok daha fazladır. Çünkü Güneş'e yakınlığı nedeniyle daha çok çekim gücü almaktadır. Buna bağlı olarak Venüs, Güneş yörüngesinde bizden çok daha hızlı döner. Mars bizden daha küçük bir gezegendir ve çok daha yavaş döner. Güneş etrafındaki turunu tam 2 yılda tamamlar. Bu nedenle merkez kaç kuvveti bizden çok daha yavaştır. Ancak Güneş'e daha uzak olması nedeniyle daha az çekim gücüne maruz kalır. Bizi yörüngede tutan şey işte bu anlattığımız karşılıklı itme ve çekme güçleridir.
Ancak gezegenler ve uydular yörünge üzerinde istikrarlı bir yol izlemezler. Dünyayı gözlemleyen bu meteoroloji uydusu, insan yapımı olduğu için çok düzgün bir yörünge izler. Ancak ay dünya çevresinde dönerken, her yıl yaklaşık 3 santimetre dünyadan uzaklaşmaktadır. Belki de binlerce yıl sonra dünya çevresinden kopup gidecektir. Mars'ın en büyük uydusu Phobos, gezegene çok yakın ve çok hızlı dönmektedir. Eğer Marslılar olsaydı, günde 3 kez bu uyduyu göreceklerdi. Hızlı dönmesinin nedeni, yörüngesinin gezegene yakın olmasıdır. Tıpkı ucunda taş bağlı bir ipi parmağınıza döndürerek dolarken, ip kısaldıkça taşın daha hızlı dönmesi gibi. Ancak bu durum büyük bir kaos yaratmaz. Phobos ise belki de bir gün Mars'a çarpıp yok olacak. Yeryüzünde yaşayan bizler de yer çekiminden etkileniyoruz. Merdivenleri çıkarken yoruluruz. Çünkü yükseğe çıktıkça yer çekimi bizi yere doğru çeker. Astronotlar uzaya çıkmak için çok güçlü füzeler yapmak zorundalar. Çünkü yer çekimi füzeyi geri çekmeye çalışacaktır. Ay'ın yer çekimi ise çok zayıf. Ay'dan havalanmak için saatte 8000 km hızla kalkan küçük bir füze yeterlidir. Yeryüzündeki çekim gücü bizi havalanmaktan kurtarıyor. Oysa kendisi bizzat boşlukta salınıyor. La masse de la Terre et notre poids nous clouent au sol. Alors que la Terre... Dünya sürekli olarak aynı yörüngede ilerlerken, aynı zamanda kendi etrafında dönmektedir. Gece ve gündüzler bu yüzden meydana gelir. Parce que son axe est incliné, la Terre tous les jours nous fait monter et descendre des milliers de kilomètres par rapport au plan des planètes. Paris, Londra, New York ve Montreal'de oturanlar aynı paraleldeler. Yani 45. paralel. Burada oturanlar her gün yaklaşık 3000 kilometre çıkıp iniyorlar. Sonbaharda en yüksek noktadadırlar. Böyle bir yükseklik gökyüzü görünümünü değiştirir. Bu noktada küçük hilal evresindeki ayı çok alçakta görürüz. İlkbaharda daha aşağı indiklerinden aynı ayı bu kez çok daha yukarıda görürler. İlkbahar ayı görmek için en şanslı olduğumuz mevsimdir. Ancak sonbahar boyunca sürekli olarak yükseliyoruz. Au printemps, nous avons donc de meilleures chances de l'apercevoir. Mais ce soir, ayın görünümleri. Şu anda buradayız. Dünya bizi sonbahar ekinoksundan kış dönümü noktasına götürüyor. Şu anda gördüğünüz ay, aynı zamanda dışarıda, gökyüzünde bir yerde. Ay, dünya çevresindeki yörüngesinde dönerken, sürekli olarak değişik görünümler kazanır. Gerçekte bu görünümleri, güneşten aldığı ışığın açılarına bağlıdır. Ay, dünya yörüngesine dönmeye başladığında, yine ay konumundadır. Yörüngesi üzerinde ilerledikçe
yavaş yavaş küçülür. Yani çok az bir bölümü aydınlanır. Yeni ay olarak başladığı turunun sonunda küçük hilal evresine gelmiştir. Hilal biçimindeki ayı bazen gündüzleri de görürüz. Güneşle birlikte hareket eder ve güneşle birlikte batar. Ancak günden güne güneşten uzaklaşır ve daha geç batmaya başlar. Bazı geceler güneş ufuk çizgisinin hemen altındayken ay yaklaşık 3 saat boyunca gökyüzünde parlar. Elle a donc encore 2 ou 3 heures pour briller avant de se coucher à son tour. Ancak bu olaydan birkaç hafta sonra ayı sabahları görürüz. Çünkü bu dönemde güneşin sağındadır ve güneş doğmadığı halde ayın bir kısmını aydınlatır. Ancak bu kez gece göremeyiz. Çünkü güneş yükseldiğinde ay da ilerler ve güneşten önce batar. Ancak geceleri güneşin solunda yer alır. Güneş battığı halde ay bu durumda uzun süre gökyüzünde görülür. Peki çıplak gözle ayın hilal mi yoksa dolunay mı olduğunu nasıl anlıyoruz? Bu konuda ay bizi kandırıyor. Bunu sakın unutmayın. Ay gökyüzünde hilal biçiminde görüldüğünde aslında büyük bir bölümü de arkasında gizlidir. Ama yarım ay şeklinde görüldüğünde bize yarısını gösteriyordur. Bu da ayın küçük oyunları. Ay güneşin solundayken D biçiminde, sağındayken C biçimindedir. Ay ekvator bölgesinde de hilal biçiminde görünür. Ama denizin üzerinden batan ay bu kez tıpkı bir kayık gibi batar. Bu kez bizi kandırmıyordur. Kuzey kutbunda ay soldadır ve güneş sağda, ufuk çizgisinin hemen altındadır. Ayın parlayan yüzü güneşe bakar. Şimdi de ekvatoru geçip güneye iniyoruz. Ay ve güneş hiç kıpırdamıyor. D'abord, nous passons l'équateur. Soleil et lune ne bougent pas. Hiçbir şey değişmedi mi? Hayır, değişti. Bu noktada bulunanlar tam tersi bakarlar. İşte böyle. Bu kez ay sağa geçti. Yani bizi kandırdı. Güney yarım küredeki ay çok yalancıdır. Burada güneş soldadır, sağda değil. Güneyde güneş, tıpkı bizde olduğu gibi doğudan doğar. Ancak öğleyin güneyde değil, kuzeydedir. Daha sonra yine bizdeki gibi batıdan batar. Ancak burada güneş sağdan sola hareket eder. Yani bizim tam tersimiz. Tabii buna bağlı olarak yıldızlar da. Bazı geceler ayı yarım ay evresindeyken ufuk çizgisinin hemen üzerinde görürüz. Bir hafta sonra dolunay evresinde daha yüksekte görürüz. Bir hafta sonra biraz daha yüksekte. Daha sonra inmeye başlar. Ancak yine dolunay şeklinde. Ay sürekli olarak yükselip iner. Bunun nedeni dünya çevresindeki yörüngesidir. Ay bu yörüngede 28 gün boyunca sürekli iner çıkar. Şimdi de ayı zodyak takım yıldızları önünde inceleyelim. Ay yay takım yıldızı önündeyken ufukta çok alçakta görünür. Tıpkı batan güneş gibi. 2 hafta sonra bu kez ikizler takım yıldızı önünde görünecektir. Ancak bu kez çok daha yüksektedir. Tıpkı Haziran aylarında olduğu gibi. Daha sonra tekrar inmeye başlayacaktır. Ay her gün 5 dakika gecikmeyle doğar. Özellikle iniş ve çıkışları ona zaman kaybettirir.
Oturduğumuz apartmandan yükselen ve inen ayı izleyebilirsiniz. Ay, dünya çevresinde ne kadar sürede döner? Çıkış noktası olarak burayı alalım. Bu anda ay, güneşin tam karşısındadır. Şimdi dönmeye başlıyor. Tekrar çıktığı noktaya 27 günden biraz daha geç ulaşır. Ancak bu sırada dünya da dönmeye devam eder. Bu kez ay, güneş ekseninden biraz kaymıştır. Yeni ay evresine girebilmek için 2 gün ilerlemesi gerekir. Yani 29 gün sonra. Evinizdeki takvimlerden iki yeni ay arasındaki farkı hesaplayabilirsiniz. Bu 2 günlük gecikme her 31 ayda bir birleşir ve o dönemde gelgit olayına denk düşer. Tüm bunlar gökyüzünün mekanizmalarıdır. Tout se tient dans la mécanique du ciel.